Şahaliye, baban nerede? Şadiye, biliyorum bu adam eskiden kötüydü ama biz o zaman ayrı düşmüştük. Baban anlattım bilmiyorum ama ben de sözlüken gitti, annenle evlendi. Kasabada zaten dilden dile yayıldı destan gibi siz gittikten sonra hikayeniz. Biz de duyduk mecburen. Hatta sen babamın en yakın arkadaşı Erdoğan amcayla evlenmişsin sırf babama inat olsun diye. Artık nasıl s**sam? Ya... Hiç değilse biz açık açık yapıp namusumuza paramızı kazanıyoruz. Sen beni bile geçtin vallahi, bravo. Ama bir yerde de hocam sen sayılırsın be. Öyle yıllar yılı kapı diplerinde ben babamla izleyince... Siz gittikten sonra 30 tane doktor gelse iyileştiremeyecek yaralar açtınız bende be abla. Hiç bana şimdi öyleydi, böyleydi falan deme. Hiçbir şey temize çekemez seni benim gözümde. Hiç. Babam benden kaçmadan önce sizi parklarda gezdiriyordu. Balonlar, şekerler alıyordu değil mi? Hepsi benim kabahatim. Benden önce çok mutlu bir yuvanız vardı. Hepsini ben bozdum. Hadi oradan be. Açtırma benim bayramlık ağzımı. Düzelecek her şey Berecim. Ama biraz zaman ver. Hiç zaman vermiyorum ki. Hep aklına ilk geleni yapıyor. Bunca sene bekledim. Günahları mahvettireyim diye. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Şahadiye iyi uyudu. Sakinledi biraz sonunda. Oh. Doğuracağım diyor çocuğu. Biliyorum. Kendine zarar vermek istediği için de çok pişman olmuş. Doğru, tamam da. Nasıl bakacak yani? Bizim halimiz belli. Kendimize hayrımız yok. Baba desen zaten öyle bir şey yok. Diyorum ki acaba sen bir konuşsan da. Evet. Bak benim aklıma bir şey geldi. Çocuk belki evlatlık verisi. Yani sonuçta bir sürü aile var. Hali vakti yerinde, çocuk hasreti çeken. Ben böyle bir aileyi tanıyorum mesela. Şadiye ile konuşsak kabul eder mi? Bilemedim ki. Yani çocuğu bir kere kucağına aldın mı? Sonra vermesi kolay iş mi? Ya kolay değil tabii ki ama sonuçta çocuğunun sersek bile olmasındansa buna razı olur gibime geliyor. Yani bir konuşmak lazım tabii, seçenek olarak sunmak lazım. Da kafa gidik ya şimdi onu. Daha sonra. Üf, be Mehmet ya. Şu kızın başına ne geldiyse senin yüzünden geldi ya. Biliyor musun kız o parayı küptaj için biriktirmiş yani. Ben o parayı almasam şimdi hiç uğraşmayacaktı böyle şeylerle yani. Şşş Mehmetciğim, canını sıkma. Bana bak be. Bak bana. Her şey çok güzel olacak. Her şey yoluna girecek, tamam mı?
Bak şu anda senin sağlığın çok daha önemli. Bir an evvel o tomografi çektirmemiz lazım. Bu gecikmeye gelecek bir şey değil. Vallahi Melek, bazen diyorum ki... öleyim de kurtulayım diyorum ya. Bir insan hiç kimseye mi hayır olmaz ama Melek yani. Mehmet, niye böyle söylüyorsun? Sana bir şey olursa ben çok üzülürüm. Şşş. Tamam, tamam, tamam. Bana bak, bana bak. Ben ölmem be. Beni ne öldürür biliyor musun? Sakın, 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 sakın. Sakın. Senin gözyaşını öldürür beni, sakın. Tamam mı? O tomografi bir an evvel çektirilecek, tamam mı? Hayırlı akşamlar Hatice. Şimdi ben sana bir şey anlatacağım ama telaş etmeyeceksin, tamam? Senin bu küçük kız var ya Şadiye. Bu düşmüş, kolunu incitmiş. Ama iyi, ben gördüm hastanede. Abisi de yanında. Bu gece hastanede tutacaklar. Hatice, sen beni dinliyor musun? Hatice, ha böyle olmaz. Hatice bir kendine gel. Bu çocuklar perişan oldular. Hepsi bir yere savruldu Hatice. Onların başında durman lazım senin. Böyle olmaz. Gidenle gidilmez Hatice. Hatice, sen beni dinliyor musun Hatice? Erdoğan abi. Abim geldi, bunları getirdi bugün. Anamdan kalan tarlayı satıvermişler. Bu da bana kalmış biliyor musun? Vallahi artık hasretlik, hasretlik bitti. Ümmü de dönecek, Recep de dönecek Allah'ın izniyle. Yapma ya. Nasıl olacakmış o? Bir bağlama büyüsü vardı ama çok para istiyordu. Vallahi gittim iyicene bir pazarlık yaptım. Bir kişi parasına iki kişiyi birden hallediverecek ya. Yalnız Erdoğan abi, Ümmü'nün bir eşyasını falan bana verivermen lazım. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hatice. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hatice. Ya olacak şey mi bu? Ben ne diyorum? Sen ne anlatıyorsun? Buraya kadar gelip sana bunları anlatan da kabahat ya. Aa, Erdoğan abi ya, iki kişi parasına iki kişiyi birden geri getiriveriyormuş diyorum ya. İkisi birden gelecekler birkaç güne kadar. Allah Allah, sen anlamadın mevzuyu. Hatice, hayırlı akşamlar. Erdoğan abi, fena mı ettim? Ya sana da iyilik yaramıyor ya. Elektrik, su, odun alacağız, buzdolabı taksidi. Ne yiyeceğiz? Recep, Halil'le konuştun mu? Neyi konuşacağım? İş meselesini konuştun mu? Konuştum, olmaz o iş. Şey, gece bekçisi falan arıyormuş. E daha ne, bütün gün sana kalıyor? Nasıl bana kalıyor ya? Gündüz orada çalışacağım, gece gideceğim bekçilik yapacağım. Öleyim ben, ne zaman yatacağım, ne zaman dinleneceğim ya? Vallahi ben kaç aydır günde 3 saat uyuyorum. Hiç de ölmüyor. Bu dükkan parası çıkana kadar geceli gündüzü çalışılacak. Anlaşıldı mı? Dükkan açılana kadar ölmezsek iyi. Recep, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yarın gider konuşurum Halil'e. Bırak 2 dakika koyayım ya. Yedim ben ha. Abi. Bak, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Annem falan duyarsa aklını oynatır. Zaten iyice gitti kadının aklı. Saçmalama Şadiye ya. Niye söyleyeyim? De, karnı şişince belli olmayacak mı? Bilmiyorum abi. Hiç bilmiyorum. Duyulursa kıyamet kopacak. Şadiye, çocuğa evlatlık versek. Abi, abi ne evlatlığı abi? Abi. Ya Şadiye bak, Allah korusun, yarın bir gün bana bir şey olsa ne yapacaksın? Bir deli adam, bir sen, bir de bebek. Ne yapacaksın? Ha? Bak bir düşün derim. Abi ben veremem çocuğumu öyle yabancı insanlara veremem ben. Ya Şadiye bak, daha gençsin. Kucağında çocukla ne bir insan sana iş verir ne de bir yuva kurabilirsin. Bak diyelim çocuğu doğurdun. Yarın bir gün hastaneye götürdün, hastalandı. Çocuğa bakabilecek paran var mı? Yok. Bende var mı?
Allah kahretmesin, yok. Kendin açken çocuk bakamazsın. Olmaz o iş. O yüzden Şadiye, bence en iyisi bu. Bir düşün derim. Abi ne olursun abi. Abi. Şadiye, bak güzel bir yuvası olur. Refah içinde büyür, mutlu yaşar. Bizim çektiğimiz eziyetleri çekmez. Ha? Bak hamileliğinin son döneminde götürürüm seni. Gizli gizli bir yerde doğurursun. Son ana kadar herkesten saklarız, kimse bilmez. Şadiye'm hadi tamam. Şşş. Alım artık be, kurban oldu. Ha? Abisinin güzeli. Alım artık, tamam. Toplandınız mı? Çıkış işlemlerini hallettim. Şadiye'cim bak, vitaminlerini de aldım. Artık sana iyi bakıyoruz, tamam mı? Hadi gidebiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.